Hicaznamelerden adlı çeng resitali verilecektir. Resitalini vermek üzere hocamızı sahneye davet ediyorum. Çok eski dönemlere uzanan bir enstrüman. Adeta bizim kültürümüzün, Türk kültürünün tarihin derinliklerindeki izlerinden bir tanesidir çeng. Teknik olarak köşeli açık arklar sınıfına girer enstrüman sınıflandırmasında, organolojide. Köşeli olması buradan kaynaklanır, açık olması da önünde bir direk bulunmamasından kaynaklanır. Genelde 24 telli olarak kullanılmış, tabii aynı zamanda edebiyatta çeşitli benzetmelerle ifade edilmiş, bir metafor unsuru olarak da kullanılmış olan bir çarpı. Bu konuda Ahmet-i Dahi'nin 15. yüzyıla tarihlenen bir çenkname adlı mesnevisi var. Orada tamamen çenkten bahseder, çengi benzetme unsuru olarak kullanarak çalgıyı, örneğin tellerini sevgilinin saçlarına benzetilir. Genel olarak edebiyatta bu şekilde yer alır. İşte biraz boynunun eğik olmasından dolayı tevazu sahibi bir hale olduğundan bahsedilir. Bu şekilde en eski dönemlerde özellikle Mezopotamya medeniyetlerindeki onlara ait tasvirlerde ve buradan gelen metinlerde biz çengin aynı bu şekildeki kullanımının izlerine rastlıyoruz. Ben özellikle uzmanlık alanım müzik arkeolojisi olduğu için de biraz daha yakından bunu takip etme fırsatım oldu. Fakat benim çengle ilk buluşmam konservatuarı bitirdiğim yıllarda başladı. Yani 2000'li yılların başlarına itibaren bir maceramız başladı çengle. Halen de devam ediyor. Ben çeng icrasını gerçekte bir enstrümanın icrası gibi değil de bir dostla, bir arkadaşla, bir yakinle münasebet ve iletişim aracı olarak görüyorum. Bir sohbet gibi, bir konuşma gibi, bir söyleşi gibi tasarlıyorum ben. Çengden bana gelenler ve benden çengeye gidenler şeklinde enstrüman icrası, yani icra o şekilde ortaya çıkıyor. Ben daha çok makamsal doğaçlama ağırlıklı icrayı benimsiyorum. Fakat çengi ilk başladığım yıllarda 16. yüzyıl repertuarı olan Ali Ufki ve Kantemir 16. 17. yüzyıl repertuarları üzerine çengiyle birlikte başlamış olmuş. Ve günümüzde de daha çok müzik terapi alanında makamsal doğaçlamaya yönelik olarak icralarımı sürdürmeye çalışıyorum. Evet, resitalimizin konusu başlığı Hicaz namelerden olarak belirledik. Burada Hicaz makamı malumumuz geniş bir aile. Ben burada Hicaz makamını daha çok Hicaz Humayun ferdi ile ilgili icra gerçekleştirmeye çalışacağım. Çok teknik ayrıntılara tabii girmek istemiyorum. Ama çalgıyı da kısaca size tanıtmak istedim. Ön kısmında deli var. Biz teller olarak naylon tel kullanıyoruz bugün. Fakat gelenekte işte derisi için ceylan derisi kullanılmış. Telleri için ipek teller kullanılmış. Tabii bugün bunlara ulaşılabilirlik biraz güç. Hem ipek tellerin kullanımı çok uzun süre mümkün olmuyor. Bu sebeple. Evet, belirli bir makama akortlayıp, makam dizisine akortlayıp bu alanda icrayı gerçekleştirmeye çalışıyorum. Tekrar katıldığınız için teşekkür ederim. Thank you.
Cenk Celasun hocamıza teşekkür ediyoruz. Kendilerine plaketlerini vermek üzere Sayın Mürşide Ak hanımefendiyi sahneye davet ediyorum. Kıymetli misafirler, şimdi de İnternet Dili adlı söyleşisini vermek üzere Şükriye Turan hocamızı sahneye davet ediyorum. Değerli hocalarım, Kartab'ın değerli üyeleri, öğrencilerim, akrabalarım, hepiniz hoş geldiniz, saygılar sunuyorum. Bugün burada bulunmaktan çok mutluyum. Rıza Duru Bey, Kartab'ın başkanı, beni üniversiteyle tanıştırdığı için ona ayrıca teşekkür borçluyum. Annem Karamanlı ama uzun yıllardır Karaman'a gelememiştim. Benim dayılarım, teyzelerim hala buradalar, yeğenlerim buradalar. Bu vesileyle burada sizlerle olmaktan gerçekten çok büyük bir mutluluk duyuyorum. Karaman çok şanslı bir kent. Yaşadığı çağa damgasını vurmuş Karamanoğlu Mehmet Bey'e yurt olmuş. Şiirlerini hala dilimizden düşürmediğimiz büyük ozan Yunus Emre'nin yurdu olmuş. Burada okuyan öğrenciler ne kadar şanslı biliyor musunuz? En azından öğrenciyken bu büyük değerleri burada öğrenip gidiyorlar. Onun için ben de gurur duyuyorum yarı Karamanlı olmaktan. Bugün internet dili konumuz. İnternet dilinin Türkçe'ye zararlı etkileri üzerine duracağız ama ondan önce dilimizin yabancı diller karşısında karşılaştığı zorlukları da şöyle bir gözden geçirmek lazım diye biraz eskileri de değineceğim. İnsanları bir araya getiren bu değerler gizli bir anlaşma gibidir. Elle tutulur bir belge niteliği olmasa bile, o nitelikte olmasa bile insanlar bunu benimsediği için, sahiplendiği için kesinlikle yaşatılır, yaşayan değerlerdir bunlar. Ortak değerler dediğimiz bu değerler önce toplumları oluşturur. Toplumlar daha başka ortak değerlerde bir araya geldiği zaman ulusları, millet dediğimiz ulusları meydana getirir. Toplumları bir arada tutan, uluslaştıran bu ortak değerler işte dil birliği, kültür birliği, tarih birliği, toprak birliği, bayrak birliği, din birliği, ülke birliği gibi önemli değerlerdir. Fakat bu ortak değerler içerisinde en önemlisi dildir. Çünkü insanlar başkalarıyla olan iletişimini ancak dilleriyle gerçekleştirebilirler. Dil bir ulusun bağımsızlığının en önemli göstergesidir. Dilini kaybeden uluslar benliğini, birliğini, özünü, her şeyini kaybetmiş demektir. Diller aynı zamanda ulusların parmak izi gibidir. Nasıl ki bir parmak izi bir tek kişiye aitse, diller de sadece bir ulusa aittir. Yani o ulusun dilidir ve sadece işte o ulus hatırlanır diller vasıtasıyla. Bu bakımdan dil sanki bizim bir kimliğimiz gibidir. Yani nasıl ki hüviyet cüzdanı aynı parmak izi gibi bir tek kişiye aitse dil de bir en değerli kimliğimizdir. Ayrıca atalarımızın bize en önemli emanetidir. Atalarımızın bize bıraktığı en değerli mirastır. O zaman ne yapmamız gerekir? Biz dilimizi bozmadan, kirletmeden, işte yozlaştırmadan, kaybolmasına izin vermeden kesinlikle gelecek kuşaklara taşıyabilmeliyiz. Bu bizim en önemli görevimizdir. Ülkeler ve uluslar bazen göçler, bazen ticari ilişkiler, ekonomik ilişkiler, kültürel ilişkiler, işte dil öğrenimi, geziler, bilimsel çalışmalar, sürgünler, fetihler, çeşitli nedenlerle başka ülkelerle işbirliği içerisinde olabilirler. Başka ülkelerin dillerinden etkilenebilirler. O ülkelere kelimeler verirler. O ülkelerden kelimeler alırlar. Biz de tarih boyunca başka dillerle etkileşim içine girip de başka ülkelere dil vermemiş
veya başka ülkelerden dil almamış hiçbir ülke ve dil yoktur. Yani başka ülkeler ve dillerle etkileşim olan herkesin diline başka dilden kelimeler girer. Bizde de öyle olmuştur. Bugün 2011 yılında basılan en son Türkçe güncel sözlükte 111.027 Türkçe kelimeden, söz varlığı olarak geniş kapsamlı değil, Türkçe kelimeden sadece 14.000'i yabancıdır. Ama bunun dışında bizim başka dillere verdiğimiz sözcük sayısı 17.000'i bulmaktadır. Onun için etkileşim her zaman için diller arasında mümkündür. Türkler de tarihi şartlar içerisinde mutlaka etkilenmişler, dil almışlar, dil vermişler. Mesela Türkler 9. yüzyılın ikinci yarısından sonra işte Orta Asya'dan Batı'ya doğru, Yakın Doğu'ya doğru ilerlerken Araplar da İslamiyet'i yaymak üzere Orta Asya'ya doğru ilerlemişler. Ve tabii karşılaşmışlar bunlar. Türkler İslamiyet'i tercih etmiş, benimsemiş. Önce bireysel, sonra gruplar halinde, sonra 11. yüzyılda artık kitleler halinde İslamiyet'i benimsedikleri için İslami kavramlardan girmiş dilimize, kelimeler girmiş. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in de Arapça olması insanları etkilemiş. Orta Asya Türk topluluklarının hepsi İslamiyet'i benimsediği için dilleri Arapça olmuş. Diğer taraftan bizler Anadolu'ya girdikten sonra artık İran'la da ilişkilerimiz başlamış. İran'la da ilişkilerimiz olunca bize Arapça, Farsça sözcükler de girmeye başlamış Arapçanın yanında. Farsça şair ve yazarların rübaileri, şiirlerinden bizim şair ve sanatçılarımız çok çabuk etkilenmiş. Ve şiirlerini hece ölçüsü yerine aruz ölçüsüyle yazmaya başlamışlar. Bazıları dilimizi hor görmüş, bazıları savunmuş, bazıları sessiz sedasız yoluna devam etmiş. Mesela Kaşgarlı Mahmut var. Kaşgarlı Mahmut, Türkler 1071'de Malazgirt zaferiyle Anadolu'yu fethettikleri zaman Türklerin önemi, değeri çok artmış. O zaman Kaşgarlı Mahmut ünlü eserini yazıyor. Divan-ı Lügatit Türk adını verdiğimiz eserini 1072'de başlayıp 74'te bitiriyor. Kaşgarlı Mahmut araştırmalarında diyor ki Abbasi halifesine sunuyor bu eserini. Türkçenin hiçbir zaman Arapçadan geri kalır bir yanı yok. Çok zengin bir dil. Araplar da Türkçe öğrenebilir diyor. Çünkü gerçekten sözlükte Türk dilinin lehçeleri var. Türk dilinin gramer yapısı var, ağızları var, işte atasözleri var, deyimler var, şairlerin şiirleri var. Çok zengin bir kitap. Gerçekten Türk dünyası için hazine değerli bir eser. Bunlardan sonra, Selçuklu Devleti tabii kurulduktan sonra İran'la ilişkilerimiz daha çok artınca bu defa işte Farsça artık devletin diline hakim olacak düzeye geliyor. Biraz önce söyledim ya, işte Türkçeyi savunanlar var, yerenler var, şairler taşlanıyor. Ondan sonra bir ozanlar, şairler taşlanırken şiirler çok yoz bulunuyor. İnsanı mutlu etmeyen, bir şey vermeyen şiirler olarak görülüyor. Bu devirde işte şey var, Mustafa Şeyhoğlu, Hurşitname adlı eserinde Türkçe diyor göbüt, kötü, kaba bir dildir diyor. Ben irdeledim diyor, irdedim çok yavandır, tadı tuzu yoktur diyor Türkçe için. Ama Türkçe tadı tuzu olmayan, hiçbir şeyi olmayan bir dil olsaydı Kaşgarlı ondan önce Abbasi halifesine sunabilecek kadar önemli bir sözlüğü yazmazdı. Ve Mesih'i var yine 15. yüzyıllarda. O da şöyle diyor. Mesih'i gökten insen sana yer yok. Var gel, yürü var gel ya Arap'tan ya Acem'den. Çıprık misali dırlayacağına hey ozan.
gir dezgaha, bez doku diyor, paracık kazan. Yani ozanlar o kadar horlanıyor ki, o kadar taşlanıyor ki, ne işin var senin ozanlıkla? Gir dezgaha, doku bezin, para kazan diyor. O da içerlemiş Türkçenin böyle olmasına. Aşık Paşa da eserine Garipname ismini vermiş. Çünkü diyor ki ben bu ismi diyor, bu eseri onun için yazdım. Garipname dememin nedeni de Türk dilinin çok garip kalması. Yani Arapça, Farsça'nın yanında artık hiç değersiz olması. Türk şairleri keçi çobanları olarak görülüyor. İdraksiz, her türlü incelikten, anlayıştan yoksun. Şiirleri de tadı tuzu olmayan yavan şiirler olarak görülüyor. Fakat işte herkes böyle düşünmüyor. Mesela Mevlana o dönemde şiirlerini Farsça söylüyor. Şöyle bir mazeret ileri sürüyor. Diyor ki ben aydınlara ancak şiir yoluyla ulaşabiliyorum. Yaram geliyor yanıma, benden hep şiir istiyor. Şiir söylüyorum, susuyorum. İstiyorum ki ben ilim tahsil ettim, çok meşakkatler geçirdim. Benden bir konuşma yapmamı istesinler diye bekliyorum. Ama yaram benden tekrar şiir söylememi istiyor, ben de şiir söylüyorum. Geldiğim yerde Harezm'de şiir söylemek çok ayıp sayılırdı. Biz orada şiir söylemezdik. Ama orada olsaydım, oranın diliyle konuşurdum diye bir mazeret ileri sürüyor. Ama aynı dönemlerde, aşağı yukarı aynı dönemlerde yaşayan Yunus Emre, dilinde İslami terimler olmasına rağmen şiirlerinde, arı duru bir Türkçe ile şiirlerini söyleyip yoluna devam ediyor o da. Çünkü Mevlana artık saraya sesleniyor, medreselerde hocalık yapıyor. Aydın kesimin dilinde tamamıyla Farsça hakim. Tabii bu arada Ali Şirnevai'yi de unutmamak lazım. Çağatay dilinin yazı dili haline gelmesinde çok önemli rolü var Ali Şirnevai'nin. Ali Şirnevai de Farsçayı Türkçe kadar çok iyi biliyor. Nasıl ki Kaşgarlı Mahmut Arapçayı çok iyi biliyordu, Araplara bu sözlüğü siz de öğrenin diye sunabilecek kadar bir eser ortaya koymuşsa, Ali Şirnevai de Muhakemetül Lugateyn, yani Arap ve Farsça ve Türkçenin karşılaştıran bir sözlük ortaya koyuyor, eser ortaya koyuyor. O da diyor ki aslında Türkçe hiç de Farsçadan geri kalır yanı yok. Üstelik Farsçaya göre çok üstün yanları var diyor. Çok önemli eserler ortaya koyabiliyor. Durum öyle devam ederken Selçuklu Devleti parçalandığı zaman Anadolu'da beylikler var. Türkmen beyleri, dil konusunda son derece bilinçliler, Türk kimliği konusunda bilinçliler. Bunlar durmuyor. Karamanoğlu Mehmet Bey bakıyor ki Türkçe, Türkçelikten çıkmış, artık Türkçe yerine Farsça devletin dili olmuş. Buna gönlü razı gelmiyor. Devlet yıkılma döneminde hemen işte ünlü fermanını yayınlıyor. İşte bu yeni bir hafta önce bayrama rast geldi. Biz Karamanoğlu Mehmet Bey'in ünlü fermanının 744. yıl dönümünü kutladık. Ne diyordu? Bundan beri divanda, dergahta, bargahta, işte seyranda Türkçeden başka dil kullanılmayacaktır diyor. Konya'yı zapt ediyor ve devletin dilini tekrar Türkçe yapıyor. Bunlar çok önemli tabii. Ama Karamanoğlu Mehmet Bey'in bu tavrı, çabası uzun sürmüyor. Bir süre sonra, çünkü Osmanlı Devleti kuruluyor. Osmanlı Devleti bu defa Arapça, Farsça ve Türkçenin karışımı olan karma bir dil, Osmanlıca dediğimiz bir dil kullanıyor. Devletin yöneticilerinden mesela Fatih ve Yıldırım Bayezid'e bakıyorsunuz o dönemlerde. Şehname denilen hükümdarların yaptığı işleri, başarılarının anlatıldığı mensnevi tarzındaki eserleri Fatih ve Yıldırım Bayezid Farsça yazdırıyor. Tekrar Farsça'nın ağırlığı gündeme geliyor. İşte İran'dan tekrar şairler gelip bitmeye başlıyor. Türk dili yeniden etkileniyor. Bunlar tabii Tanzimat dönemine kadar böyle devam ediyor. İşte kimisi Türkçeyi ağır diyor, bu
terkipleri, tamlamaları çıkarmamız lazım diyor. Kimisi diyor ki sadeleşmeyle biz yapamayız, Türkçeyi konuşalım ama yazı dilimiz kalsın diyor. Bu tür tartışmalar devam ediyor. Tanzimat dönemine gelindiği zaman yenileşme, batılılaşma hareketleri başlıyor ve bu konular daha çok konuşulmaya başlıyor. Artık devrin sonuna doğru bizim alfabemizin değişmesi gerekir. Bu diye bunlar bile gündeme gelmeye başlıyor. Türkü basit akımı var ama saman alevi gibi yanıp sönüyor, çok etkili olamıyorlar onlarda. Ama bakıyoruz artık ikinci meşruiyet dönemine doğru Ziya Gökalpler, Ziya Paşalar, şeyler çok önemli yazar ve şairler Türkçe'de sadeleşmek gerektiğini savunuyorlar ve Ziya Gökalpler falan. Nihayet o hale geliyoruz ki biz Cumhuriyet'in ilanından sonra 1928'de biz Latin alfabesini kabul ediyoruz. Şimdi tabii Cumhuriyet'le birlikte 600 yıl insanın dilinde olan kelimeleri atabilir miyiz? Atamayız. Yerleşmiş onlar, dilimizin parçası olur. Dün Türk Dil Kurum Başkanı da diyordu ki artık mesela kitap Türkçe değil aslen, Arapça. Ama biz onu Türkçeleştirdik. Gerçekten Türkçe kitabı mukaddes diyoruz mesela. Kitap, A uzun orada, sonu B ile bitiyor. Ama biz Türkçe'de ne yapmışız? Kitap demişiz, A'yı kısaltmışız. Sonundaki yumuşak ünsüzü B'yi P'leştirmişiz. İşte bu da bir Türkçeleştirme olayıdır. Yani Türk diline girince değişmiş. Dolayısıyla biz artık bu dilimizdeki kalem de kitap da bu sözcükler Arapçadan girdi, bu Farsçadan girdi. Bunların değişmesi lazımla vakit kaybedemeyiz. Bunlar bizim Türkçenin malı olmuş kelimeler. Türkçeleşmiş, ses değişimine uğramış. Biz bunlarla uğraşmıyoruz şimdi. Çünkü Fransız ihtilali olduğu zaman Fransız ihtilaline bütün dünya etkilendiği gibi bizdeki aydınlar da etkilenmiş. Çok fazla dilimize Fransızca kelime girmiş. Bugün Arapçadan sonra en fazla yabancı sözcük Farsça değil, Fransızca. Hiç insan tahmin edebilir mi? Tutarsa bazıları böyle tutuyor. Kültür sanat dili olduğu için Farsça bile artık Fransızcadan sonra geliyor. Yani dilimizde Arapça, Fransızca. Şimdi nasıl? İnternetle birlikte artık tamamen İngilizce dilimize yoğun biçimde girmeye başladı. Eskiden aydınların hani Türkçe kaybolacak, Türkçe işte unutulacak diye nasıl telaşlandıysa bizler de şimdi İngilizce o kadar yoğun biçimde girdi ki eskiden Türk Dil Kurumu işte vardı, yoktu, kurulmamıştı, daha kuruldu. İnternet olmadığı için bizler mektuplarla Türkçe kelimeleri yazardık, Türk Dil Kurumu'na gönderirdik. Şimdi o kadar kolay ki basıyorsunuz düğmeye, açıyorsunuz bu kelime Türkçe midir değil midir öğreniyorsunuz. Ama bizde iş yok. Yani biz birey olarak dilimize sahip çıkacak olanlar bizleriz. Her şeyi yöneticilerden beklemeyeceğiz. Bizler de kendimizin bir çaba göstererek dilimizi korumamız lazım, öğrenmemiz lazım. Bakalım neler olmuş. Bakalım, bakınız bunlar günlük hayatta, özellikle böyle kelimeler seçtim ki günlük hayatımızda kullanılan kelimeler. Bakınız, radio, biz ne yapmışız bunu? Türkçeleştirmişiz. Televizyon, biz televizyon demişiz. Türkiye Türkçesi, TT, Türkiye Türkçesi. Telefon, demokrasi. Bakın bunlar da Fransızca ama bizim dilimize girerken Türkçeleşmiş artık. Bakıyoruz Arapça, devlet, vatan, millet, cumhuriyet, milliyet. Bunlar da Arapçadan girmiş. Bizim gazetelerimizin ismi olmuş. Biz bunlarla değiştireceğiz diye uğraşamayız artık. Bunlar Türkçenin malı olmuş. Bakınız işte yani çoğu Türkçe değişime uğramış. Hürriyet, sabah, şafak, radikal, posta. Bunlar da başka Fransızcadan, İtalyancadan girmiş. Takvim, adalet, hukuk, rakam, bahar. Bakın giysilerimize bakın. Pantolon, pantolon. Fransızcadan pantolonmuş. Biz pantolon demişiz.
bluz, elbise, hırka, atlet, manto, palto, şapka, bone, çorap, çamaşır, kitap, kalem, bakınız, mobilya, sandalye, masa, tencere, tancaraymış, tencere olmuş. Bazıları aynen masaymış, masa olarak girmiş. Tave, tava olmuş, tabak aynı şekilde girmiş mesela. Mutfak, matbahmış Arapça. Fransızca salon, salon olarak girmiş. Yunanca avlu, avlu olarak girmiş. Yunanca anoikter, anahtar olmuş. Musafir, misafir olmuş. Bakınız. Çarçube, Farsça çerçeve olmuş. Merduba, merdiven olmuş. Çaryek, Farsça çeyrek olmuş. Çarşembe, çarşamba olmuş. Yani biz artık onları kendi dilimize uyarlamışız. Bakınız, spinasiya, ıspanak, prason, prasa, merdimek, mercimek, alırçe, alıç. Yani dilimize bu giren kelimeler artık Türkçenin malı olmuş, biz bunlarla uğraşmıyoruz. Şimdi televizyonlarımızın ismi de yabancı. Flash TV, Fox TV, Star TV, Show TV, TV diyoruz. Çünkü kelime yabancı, karşılığında televizyona da TV diyoruz. Oysa bizim TV dememiz lazım. Fox TV, Flash TV, Star TV dememiz lazım. Neden? Çünkü Türkçe'de ünsüzler önlerine ve arkalarına ünlü getirilerek telaffuz edilirler. Ap, up, ip, üp, ba, bo, bu diye. Biz ne yaptık? TV dedik. TV dememiz lazım. Doğrusu bu. Ve MHP, CHP demek de yanlış. Çünkü MHP, E getirilerek telaffuz edilir diyoruz. MHP, CHP demek lazım. Bu konuda da basında çok hatalar oluyor. Bir örnek vereceğim size. Acı bir örnek tabii. TRT'deyim. İşte Mersin'de Türk-Japon Vakfı bir sokağa ismini verecek. Biz de o sokakta oturuyoruz o zaman. Akbank Sokağı'ydı. Kushimoto Sokağı oldu. Şimdi Kushimoto Sokağı. İşte onlar parkı yaptırdılar, böyle elektrik direklerine çiçekler falan koydular, süslediler Japonlar o parkı, biraz para harcadılar Türk-Japon ortak dernekleri. Şimdi kokteyl veriyorlar, biz de tabii davetliyiz. Bölge müdürümüz var, haberden gelmiş bir arkadaş, Allah rahmet eylesin, ismini hatırlayamadım. Yok. Şimdi Japonlarla tanışacağız. Bana dedi ki, Şükrü Hanım dedi, Japonlarla konuşurken TRT'de olduğumuzu söyleyeceğiz ama dedi, TRT diyeceğiz dedi. TRT yani. TRT. Yani biz BBC'ye BSS mi diyoruz? Ne kadar yanlış bir şey değil mi? Tamam müdür bey dedim. Konuşuyoruz, Japon prensi var. Japon konsolos var işte. İşte biz tanıttık kendimizi, TRT falan. What dedi TRT? Adamlar Türkçe konuşuyorlar aslında. Niye biz de TRT demedik? Tabii müdürüm öyle olunca ben de öyle söyledim. TRT bilemediler. Şöyle yaptılar. What TRT? Ben dedim ki TRT. Nasıl bize ilgi gösterdiler. Çok memnun olduk. Türkçe konuşuyorlar. O zaman büyük bir hata yaptığımızı anladım. Yani bazen bizim müdürlerimiz de hata yapabiliyor. Gerçekten biz BBC diyoruz. Onlar öyle, dilleri öyle. Biz BSS diyor muyuz? Niye biz kendi dilimizi TRT demiyoruz da TRT diyoruz? Böyle yanlışlarımız çok oldu zamanında. Evet. Bir dile yoğun biçimde başka dillerden kelimeler girmişse, deyimler, ekler, ondan sonra kalıplar girmişse, bu birikimler dilde kirlilik oluşturuyor. Dilde kirlenme oluşmuş, dil kirlenmiş demektir. Bu da dil için, bir dil için tehlike çanlarının çaldığını gösterir. İşte Selçuklu
ve döneminde, Osmanlı döneminde Arapça, Farsça'nın Türkçe'ye hakim olmasını düşünün. Tanzimat'tan sonra artık Batı dillerinin etkisi altına girmemesi ve Fransızca'nın yoğun biçimde Türkçe'ye girmesini düşünün. O dönemde yaşanan sıkıntıları biz bugün İngilizce'nin yoğun etkisi altında olduğumuz için onunla yaşıyoruz. İnternetle ülkeler arasındaki etkileşim o kadar hızlandı ki artık paylaşımlar yoluyla dilimize geçen sözcükler daha Türk Dil Kurumu karşılığını veremeden, Türkçe karşılığını bulamadan yabancı dildeki anlamıyla kullanılır oldu. Bakın daha Türk Dil Kurumu yetişemiyor artık. O kadar hızlı giriyor ki kelimeler, yetiştiremiyor. Hepimize sorumluluk düşüyor aslında. Evet, durum böyle olunca gençlerimiz ve çoğumuza, yani bu konuda bilinçsiziz, yeni bir sözcük duyduğumuz zaman acaba bunun Türkçesi nedir veya Türkçesi var mıdır diye evimizin altında telefon basıp bir bakmıyoruz. İşte veyahut da gençlerimizin bu yabancı sözcüklere özentisi var. Yazılı ve görsel medya kesinlikle bunu istediğimiz biçimde şey yapmıyor, ilgilenmiyor, önemsemiyor. Zaten yazılı ve görsel medya yoluyla girmedi mi dilimize yabancı sözcükler önceden? Şair ve yazarların değil, yazılı ve görsel medya çıktıktan sonra da onların diliyle girdi en çok. Evet, Türkçe'ye giren bu yabancı sözcükler anlam karmaşasına yol açıyor. Konuşma dilinde anlatım, yazı dilinde anlatım bozukluğuna yol açtığı için artık Türkçenin gramer yapısının bozulduğunu görüyoruz. Yani bu yabancı kelimeleri telaffuz ederken yaptığımız hatalar bizim Türkçemizi bozuyor. Bakalım, büyük şehirlerin adı mega kentler oldu. Merkez dediğimiz, hani yönetim merkezi, polis merkezi, eğitim merkezi, alışveriş merkezi diyoruz ya, bunların adı center oldu. Belki Karaman'da söyleniyor ama gidin İstanbul'a, İzmir'e, Ankara'ya artık böyle konuşuyorlar, Mersin'de böyle konuşuyorlar. Büyük şehirlerin adını yerini mega kentler aldı. Evet, center'lara dönüştü dedik. Ana kentler metropol kentler oldu. Konutlar rezidanslaştı. İş merkezleri plazalara dönüştü. O kadar ilginç ki, şimdi iş merkezlerinin adı plaza ama bizim müteahhitlerimiz evlerin adını plaza koymaya başladı. Bir yerde plaza yazısını görüyor, ooo çok güzel, ben de ev yapınca plaza koyayım diyor. Biliyor musunuz, bizim oturduğumuz sitenin adı da plaza. Asis plaza, nehir plaza, falan plaza, filan plaza. Yani o kadar bilinçsiziz ki bu konuda. Doğrusunu bile kullanmıyoruz. Aklımıza geldiği gibi Türkçeyi, İngilizceyi böyle kullanıyoruz. Bakınız, her evde apartmanın masrafları için bir ödeme yapıyoruz yönetime. Değil mi? Sizler geride kaldınız mı? Yönetime bir ödeme yapıyoruz. Türkçe, Türk Dil Kurumu buna öyle güzel karşılık bulmuş ki, diyor ki ödenti, Türkçesi. Ama duydunuz mu hiç? Kullanıyor muyuz? Ben şuradakilerin hiç kimse, buradaki bulunanların hiçbirisinin ödentiyi duyduğunu veya kullandığını zannetmiyorum. Öndelik, avans yerine Türk Dil Kurumu öndelik demiş, önden verilen para. Hiç kimse kullanmıyoruz. Kimi suçlayacağız? Seçenek yerine alternatif diyoruz. Uyarıcı yerine doping kullanmış diyoruz. Yüksek tansiyonun adı hipertansiyon oldu. Bakın, tam bakım, tam tanının yerini check-up aldı. Check-up deyince herkes biliyor. Tepeden tırnağa diyor ama tam bakım, tam tanı olduğunu bilmiyor Türkçe karşılığını. Belge geçer, faks. Herkes faksı biliyor ama belge geçer olduğunu bilmiyor. Bununla ilgili de size küçük bir anımı anlatacağım. TRT'deyim yine. İnönü Üniversitesi masallarla ilgili bir yarışma açmıştı. Ben de Konya Karaman masallarıyla ilgili yarışmaya katıldım. Bir ödül almışım. Bana telefonla aradılar. İşte siz de bir ödül aldınız. Ödülünüzü almak için falan gün işte şeyde İnönü Üniversitesi'nde bekliyoruz diye. Neyse gittim. Ödül töreni bitti.
Saim Sakaoğlu Hoca, Selçuk Üniversitesi'nde hocaymış. Biz de tanışmıyorduk daha. İşte ödül töreninden sonra bana dedi ki yemekte, Şükrü Hanım dedi, Karaman Konya'yla ne yakınlığınız var dedi. Hocam benim annem Karamanlı, ben de Konya doğumluyum dedim. Ben de dedi Konyalıyım dedi. Kendisi Konyalı, Saim Sakaoğlu hocamız. Aa dedim, Selçuk Üniversitesi'nin, evet dedi, ne kadar mutlu olduk falan. Neyse aradan bir 6 ay geçti. Hoca bir gün telefonla aradı TRT'yi. Şükrü Hanım dedi, senin masalların dedi, bizim dedi Ali Berat Alptekin hoca dedi, bir araştırmam dedi, tez mi bir şey de kullanmak istiyor dedi, hatırlayamadım şimdi orasını. Kullanmak istiyor, izin veriyor musun, seni kaynak gösterecek yine dedi. Tabii hocam dedim, memnun olurum dedi. Ben dedi sana şeyi göndereceğim, sen imzalarsın izin verdiğine dair. Bana da dedi, belge geçerli gönderirsen çok çabuk dedi, lazım. Tamam hocam dedim. Belge geçer ne acaba? Yeni bir posta mı? Nasıl bir şey? Birisi mi gelecek acaba? Bilmiyoruz. Belge geçerin. Biz fax diye öğrendik. Şimdi müdüre soruyorum, arkadaşlarıma soruyorum. Bilen var mı diyorum bu şeyi? Belge geçir bilmiyoruz. Hiç kimse duymamış. Sözlükler de şimdiki gibi elimizde cep telefonu yok. İnternet yok. Neyle öğreneceksiniz? Türk Dil Kurumu bir sözlük bastırmıştır, TRT'de o sözlük vardır ama bu yeni kelimeler daha sözlüğe girmediği için bilmiyoruz. Peki TRT nasıl öğrenecek bunu? Bize zaman zaman hizmetçi kurslar düzenlerler. O hizmetçi kursunda profesörler, dil uzmanları gelir, hocalarımız. İşte şu kelimelere şu karşılıklar, bu kelimelere bunlar der. Veya bize yazı gelir, bundan sonra şu kelime yerine bunu kullanın, bu kelime yerine şunu kullanın derler, biz de onu kullanırız. Hatta kafamızın bulandığı zamanlar olur. Birisi gelir der ki işte kelimeyi kullanmayacaksınız, Türkçe sözcük diyeceksiniz der. O biri gelir der ki o onu karşılamıyor. Öyle diyemezsiniz der. Mesela yerine örneğin diyemezsiniz. Ne diyeceğiz? Örneğin diyemezsiniz. Söz gelimi diyebilirsiniz. Sözün gelişi diyebilirsiniz. Hadi artık biz kafamız karışır. O mu doğru? Bu mu doğru? Ne yapacağız? Vallahi çoğu zaman bildiğimiz gibi devam ediyoruz. Kelime diyen alışmış kelime der, sözcük diyen sözcük der mi? Kimisi mesela der, kimisi örneğin der, böyle geçip giderdik. İşte şeyin önüne sayın sözü mü gelmeli? Mesela eski kültür bakanı derken, eski kültür bakanı mı diyeceğiz, kültür eski bakanı mı diyeceğiz? Bir kısmı diyor ki, bilim adamlarının bir kısmı diyor ki, kültür eski bakanı diyeceğiz. Bakan eski diyor, kültür eski değil diyor. Öteki de diyor ki, hayır efendim bu bir kalıptır, eski kültür bakanı diyeceksiniz. Velhasıl biz de böyle kafa karışıklığından işte yorulup yorula bir şeyler öğrene öğrene gidiyoruz. Ben de faksın belge geçer, sonra hocaya sordum. Dedim ki hocam siz bana belge geçer gibi bir şey söylediniz. Ben anlayamadım, çabuk gönderdiniz dediniz, birisi mi gelip alacak? Anlayamadım dedim. Yahu dedi, fax yok mu sizde? Var. İşte dedi, o fax mı dedi? Fax onun adı dedi. Ha, hayatta unutmam artık fax. Fax belge geçer. Sonra belgeç olarak biraz kısaltıldı. Velhasıl biz bilmiyorduk. TRT olarak bilmiyorduk. Çünkü şimdiki gibi internet yoktu. İnternetin yararı olduğu gibi zararları da var. Mesela Türk Dil Kurumu mesaj yerine ileti çıkarmış. Ama kimse iletiyi kullanmıyor. Mesaj deyince herkes anlıyor. İletelim. Haberin iletilmesi, görüntünün iletilmesi, sesin iletilmesi. Ne kadar güzel bir şey. İletin. Ama kullanmıyoruz. İklimleme. Bakınız, iklimleme. Klima. Herkes klimayı biliyor ama iklimlemeyi bilmiyor, kullanmıyor. Ne yapsın Türk Dil Kurumu? Herkesin zoraki beline sokacak hali yok ki. Biz biraz ilgisiziz. Sıcağa getiriyorsunuz, soğuğa getiriyorsunuz, ılığa getiriyorsunuz. Çok güzel iklimleme. Yemek listesi, menü diyoruz. Menüde ne var? Ya yemek listenizde ne var demiyoruz. Menüde ne var diyoruz. Derin dondurucu. Dipfrizde şu var mı? Dipfrizden çıkardın mı? Dipfrize koydun mu? Derin dondurucu demiş Türkçesi. Sal yarışlarının adı rafting oldu maalesef. Tıpkı çekim, bakın ne kadar güzel, fotokopinin yerini tıpkı çekim, yani aynısını çıkarıyor ama kullanmıyoruz. Öz çekim,
Çıktı, nasıl birden yayıldı, selfie. Öz çekim kelimesi hemen çok kısa bir süre sonra, çok uzun sürmedi bulunması ama birden selfie yaygınlaştı. Öz çekim, yani kendini çekiyorsun, kendin çekiyorsun. Evet, özgeçmiş. Özgeçmiş ve şeyle ilgili, iş görüşmeleriyle ilgili konferanslarım oluyor gençlere. Özgeçmiş ne hocam diyorlar. CV'yi biliyor ama özgeçmişi bilmiyor. Tabii bu şeyden sonra özgeçmiş olması gerektiğini anlıyor öğrenci. İşte internetteki sohbet çetleşmek oldu. Hazır yemekler fast foodlaştı. Seç al. Ne kadar güzel. Biz ona self servis diyoruz. Hani şehirler arası yolda giderken duruyoruz bir yerlerde, restoranlarda, lokantalarda. Ne yapıyoruz? Bakıyoruz, sebze yemeği var, çorba var, salata var, işte et yemeği var. Seçip alıyoruz değil mi? Seç al demiş Türk Dil Kurumu. Biz self servis diyoruz. Ön yemek. Lokantaya gidiyoruz. Ön yemek, yani ana yemek gelinceye kadar atıştırmalık bir şeyler yiyorsunuz. Salatalar, küçük bir şeyler. Biz ona hors d'oeuvre diyoruz. Can kurtaran, ne kadar güzel, can kurtaran. Can kurtaran yerine ambulans diyoruz. İşte bunları biz söylemeyince dil nasıl yaşayacak? Doldurmak yerine fullemek. Hem de bazen ikisini birlikte kullanıyoruz. Şöyle, fulle kardeşim, full doldur diyor, full doldur. Doldur desek, benzin, mazot alırken, doldur kardeşim depoyu, fulle diyoruz, full yap. Duygudaşlık, karşınızdakinin duygularını anlama, kendinizi onun yerine koyabilme ve duygularını anlayabilme. Duygudaşlık, çok güzel. Ama empati diyoruz. Aslında empatinin ne olduğunu bilmiyoruz. Empati kelimesini biliyoruz ama anlamı doğru mudur onu bile bilmeden empati yaptım. Empati yapmıyor diyoruz. Baş hanımefendi yerine birdenbire şeyde görsel medyada ve yazılı medyada first lady dendi. Hemen first lady oldu. E-posta, elektronik posta, e-mail oldu. Yani biz kullanmıyoruz dilimizi aslında. Biz kullanmıyoruz. Ufuk, ileri görüş, vizyon. Ay, vizyon sahibi bir işte lider, vizyon sahibi bir genel müdür filan diyoruz. Niye? İleri görüşlü, ufku olan demiyoruz. Söz gösterisi. Bakın sözlü gösteri yapmak. Talk show diyoruz. Söz gösterisi. Çok güzel. İzlenme oranı yerine İşte şu dizi şu kadar reyting aldı, böyle aldı falan diyoruz. İzlenme oranı yükseldi, düştü dememiz lazım. Yer ayırtma. Sinemadan, tiyatrodan, lokantadan yer ayırtıyoruz. Onlar yer ayırtma yerine rezervasyon yaptırdın mı? Rezervasyon yaptıralım diyoruz. Kandırmaca. Seni kandırdım yerine. Blöf. Blöf yaptım diyor. Karıştırıcı. Elektrikli karıştırıcılar var. Onlar nedir? Karıştırıyor işte. Yiyecekleri veya pasta yaparken kaşık karıştırıyor. Blender. Blender'ı biliyoruz ama karıştırıcıyı bilmiyoruz. Sesli duyuru. Bakın o kadar güzel olmuş ki sesli duyuru anons. Anons yerine şey diyor, anons diyoruz biz sesli duyuru yerine. Gözde olanlar, hit parçalar diyoruz. Bu işte bu günlerin, son günlerin gözde şarkıları falan demiyoruz. Hit parçalar diyoruz. Genel ağ artık internet oldu. Artık kimse genel ağın internet olduğunu bilmiyor. İsteklendirme, heveslendirme, güdüleme. Türkçe karşılığı. Motivasyon, motive etme. Şimdi bazen belediyeler, işte çeşitli kurumlara ben konferanslar veriyorum. İşte motivasyon demiyorum da hangi konularda bize bir liste gönderin diyorlar. Yazıyorum güdüleme, isteklendirme. Bunu anlayamadık diyorlar. Bu ne demek? Nasıl bir şey? Motivasyon diyorum. Aa bu çok güzel bunu diyorlar. Yani motivasyonu biliyoruz ama ne anlama geldiğini bilmiyoruz. Türkçe karşılığında bilmiyoruz. Ön gösterim. Filmin galası şöyle oldu, filmin galası böyle oldu. Ön gösterim demiyoruz. Tat bilir. Herkes gurmeyi biliyor ama tat bilir. Türkçe karşılığını hiçbirimiz bilmiyoruz. Tam gün, tam zamanlı. Full time diyoruz. Kızım bir uluslararası bir şirketin
mağaza müdürlüğünü yapıyordu, üst düzey müdürlüğünü. Ay yarın öbür gün iki gün fullüm. Second manager şöyle oldu bilmem ne. Kızım dedim, niye sen Türkçe konuşmuyorsun? Ne diyorsun sen Allah aşkına? E anne dedi, ya ne var dedi, bir şey mi? Ya Türkçe konuşsana dedim ya, ben anlamıyorum seni. E anneciğim dedi, ya herkes böyle konuşuyor dedi. Şimdi ben dedi mağaza müdürü olarak, ben dedi böyle konuşsam kimse, herkes bana tuhaf tuhaf bakacak. Olsun dedim, sen yöneticisin. Biz Türkiye'deyiz, bunların Türkçesini kullanalım ama yurt dışıyla görüşürken öyle konuşalım dedi. Anne dedi, Allah aşkına komik olma dedi ya. Yani hiç kimse yok dedi. Şimdi şunu anlıyorum. Gerçekten İstanbul'da büyük şirketlerde çalışanlar hep İngilizcesini kullanıyor. Türkçesini kullanmıyor. Benim kızım da öyleydi. Neyse ayrıldı o şirketten de rahatladık. Moda kültüründe çekici olanlar in, itici olanlar out oldu. Urfa lahmacunlara villa, Urfa villalar diyorlarmış. Yani Urfa villa, Urfa pizza olmuş. Olabilir mi lahmacun? Sıkma ve dürümlere dürümle at. Evleri çok hızlı servise, jetse servislerle hizmet veriyoruz diyorlar. İşte düşünün, bakınız. Çevrim içi online, Türkçesi çevrim içi. Çevrim içi olmak, yani internete bağlı olmak o anda. Offline, internete bağlı olmamak, çevrim dışı olmak. İşte genelde de burada da online sözü kullanılıyor. Onun yerine çevrim içi veya çevrim dışı demek lazım. İşin en acı yanı nedir biliyor musunuz? Bu sözcükleri, bu yabancı sözcükleri kullananların Türkiye'de kültür düzeyi yüksek, aydın kişiler olarak zannedilmesi. En acı yanı bu. Bakınız, işte büyük şirketlerin yöneticileri, çalışanları Türkçeleri olduğu halde iş hayatıyla ilgili terimlerin İngilizcesini kullanıyor. Aynen kızımın yaptığı gibi. Böyle diyor. Bu geçen haftaki meetingimizde diskus ettiğimiz pointleri bugün bir kez daha konsider edelim ki haftaya daha fresh bilmem ne olsun diyor. Böyle konuşuyorlar. Evet, çocuklarını yabancı bakıcılara bırakan ailelerin sayısı arttı. Çocuklar Türkçeyi öğrenmeden tamamen İngilizce öğreniyorlar. 9 aylık torunum yabancı bir bakıcı bakıyordu. Mami, dad, mami, hadi söyle kızım ben kimi? Mami, mami. Ay Allah'ım diyorum, şu kızıma helal etmeyeceğim hakkımı falan diyordum. Neyse bakıcı bir ayda 1500 liralık bir telefon borcu bunlara çıkarttı. Dede mazerette, siz bana söylemediniz yurt dışıyla konuşmamam gerektiğini dedi. Ve hemen çıkarttılar da rahatladık. Öğrenciler ödevlerini yaparken konuyu araştırmıyor. Üniversite öğrencileri, lise öğrencileri ne yapıyorlar? İnternetten bakıyorlar başlıklara, konuyla ilgili hangisi ise bir tanesini seçip ödevini yapıştırıyor, yapıyor. Ondan sonra güzel bir klasör içinde de hocasına veriyor. Ama sorsanız hiçbir şey bilmiyor. Bir iki soru sorsanız ödeviyle ilgili bilmiyor. Bir arkadaşım dedi ki, ya Şükrü Hanım dedi, ben dedi öğrencilere soru soruyorum bilmiyorlar. Bundan sonra dedi, ben el yazısıyla isteyeceğim ödevlerimi. En azından dedi, el yazısıyla biraz araştırır, bakar, bir şeyler öğrenir dedi. Yoksa hiç anlamadan bana ödev geçiriyor dedi. Aa ben de öyle yapayım dedim. Yani çok doğru aslında. El yazısıyla hiç olmazsa öğrenir. Çünkü internette o kadar bilgi kirliliği var ki, internetin yararlı yönleri yanında çok da zararlı bilgiler içeriyor. Öğrenci o zararlı, yanlış bilgilerin farkında değil. Bakın internet kullanımı internet bağımlılığına dönüştü. Anne çocuklarına, baba diyor ki, evladım şunu bırak biraz git çık arkadaşlarınla oyna, bir dışarı çık, bir hava al. Yok, çocuk hastalık derecesine bağlanmış. Babaannen geldi, bak deden geldi, bak amcan geldi, hadi oğlum, hadi kızım bir hoş geldin de. Ya ben işim var, dersim var diyor. Çocuk kaytarıyor, öyle bir bahane bulmuş. Şeyin başından ayrılamıyor. İnternetin başından ayrılamıyor. Ne oldu? Sofralarımızda birbirimizle konuşmak yerine telefonlarımızla konuşuyoruz. Yataklarımıza bile elimizden telefonu bırakmıyoruz. Böyle bir yetişkinlere yine bir sunum yaparken iletişimle ilgili bir hanımefendi şöyle dedi. Hocam bizim dedi eşimle dedi yan yana oturuyoruz, televizyonu açıyoruz, film seyrederken dedi, dizi seyrediyoruz. 15 dakika ya sürüyor ya sürmüyor. İkimiz de telefonları alıyoruz elimize. Saat 1 mi olur, 1.30 mu, 12 mi olur?
Habire telefonla, televizyon kendi kendine devam ediyor, farkında bile değiliz dedi. Sonra birimizin uykusu geliyor, ya işimi ya ben, ya yatmayacak mıyız, benim uykum geliyor diye yazıyorum dedi. Yanımdaki eşime konuşmuyorum, yazıyorum dedi. O da, ya benim uykum yok, sen yat istersen diyor dedi. Ne olacak bizim halimiz dedi. İnsanlar konuşmayı unuttu. Ya, internet çok güzel ama bize yazı dilimizi ve konuşma dilimizi unutturacak kadar kesinlikle olmamalı. Bunun bir ölçüsü olmalı. Yani ben yanımdaki insanla konuşamıyorum, şeyi veriyorum. Bir öğrenci, Gebze Yüksek Teknoloji Üniversitesi'nde ders veriyorum. Yine böyle bir gençlik projesi başlatmışlardı. Bir hafta onlara çeşitli konularda konferanslar verdim. İki tane erkek öğrenci. Arada dedi ki, hocam biz dedi size bir durumumuzu anlatmak istiyoruz. Söyleyin dedim. Hocam dediler, biz hiçbir kız arkadaş edinemiyoruz. Niye? Baktım boylu poslu yakışıklı çocuklar ikisi de. Hayrola niye? Hocam dediler, biz 4 ay, 5 ay internette yazışıyoruz. Ondan sonra buluşmaya karar veriyoruz. İlk buluşmamızda veya ikinci buluşmamızda kız arkadaşımız ben daha görüşmeyelim diyormuş kız arkadaşları. Sormadın mı niye dedim? Sen o internette yazışan çocuk değilsin. Beni kandırdın diyormuş. Peki dedim, acaba hayal kırıklığına mı, hayalini başka birisini mi, esmer biri mi istiyordu, farklı biri mi, boy boz? Yok hocam dedi, resimlerimizi paylaşıyoruz, annemizin babamızın resimlerini, ev ortamımızı paylaşıyoruz. Öyle dedi, işte 5-6 ay böyle yazışıyoruz, gayet iyi gidiyor arkadaşlarımız. Bir araya geldiğimiz zaman şey dedi, hemen ayrılıyorlar. O bir de ben de, benimki de öyle hocam dedi. Şu çocukları dedim, acaba bir problemleri mi var? Ama baktım utangaç çocuklar falan değil, kendilerini çok iyi ifade edebilen çocuklar. Hani çekingen olur da karşı karşıya gelince konuşamaz, öyle değil. Acaba psikolojik bir problemleri mi var diye birkaç soru sordum. Öyle de değil, çocuklar internet bağımlısı olmuş. Yani yazarken yazıyor, karşı karşıya geldiği zaman hiçbir şey konuşamıyor, suskun. Ne olacak? Dil bitti, konuşma dili gidiyor. Onun için interneti kullanmanın da bir ölçüsü olmalı. Yani işte dilini kaybediyor çocuk, farkında değil. Köpeğimizi gezdirirken telefonumuz elimizde, oyunlarımızı çocuklarımız, torunlarımız bilgisayardan oynuyor, çok sokağa çıkamıyor. Güven sarsıldı, mahalle kültürü yok oldu. Dolayısıyla çocuklar oyunlarını ayağa toprağa basmadan internette geçiriyor. Tatile giderken valizimizi bile unutabiliyoruz ama tabletimizi asla. İnternet kullanımı insanlar birbirinden uzaklaştırdı. Eşler, dostlar, arkadaşlar, karı koca birbirini tanımaz, anlamaz oldu. Kardeşler bile odalarından çıkmadan herkes kendine göre bilgisayarın, telefonun başında. Ayrılıkları arttırdı tabii, anlaşmazlıklar çoğaldı. Kafeteryalar, lokantalar, kebapçılar, konutlar, iş yerlerinin adları maalesef böyle İngilizce oldu. Görüyorsunuz değil mi? İstanbul aynen böyle. Aynen böyle oldu. Bakınız, bu karikatürleri de tebrik etmek lazım gerçekten. Bakınız, Mersin'den, bu bizim hemen sokaklarımızın yanı. O kadar çok yabancı kelime var ki, binaların isimleri, gayrimenkul, buyurun, Royal Towers. Ben bir iki tanesini koydum, çok fazla örnek var. Ben hep Karaman Belediye Başkanlığı bir ara karar almıştım. Diyordu ki işte Türkçe kullanılmayacak, şey Türkçenin dışında yabancı kelimeler kullanılmayacak diye bir karar almıştı. Ben TRT'deyim, bütün belediye başkanlarına Karaman'ı anlatıyorum. Diyorum ki bakın Karaman böyle bir şey aldı, sizde de böyle başlamış. Ne olur bunu erken fark ettiniz, hemen bunu çaresine bakın. Bu birbirine örnek almaya başladı mı önünü alamazsınız. Hep bunları anlatıyordum. Bu gelişimde Karaman beni hayal kırıklığına uğrattı. Yabancı kelimeler o kadar çoğalmış ki Türkçenin başkentinde, Karaman'a hiç ama hiç yakışmıyor açıkça söylemek gerekirse. Türkçenin başkenti isteyen Karaman'a yabancı kelimelerle yakışmıyor. İnternete öyle bir bağlandık ki artık biz interneti değil, internet bizi yönetiyor. O ne derse biz onu yapıyoruz. Tabletler, telefonlar beynimizi teslim aldı. Türkçenin kullanımı yönünden uçurumun kıyısına geldik, haberimiz yok. Gerçekten bu hale geldik. Bakınız, köpek bile İngilizce havlıyor. Karikatür ama yani
insan köpeğine de İngilizce öğretirse böyle olur. Türk'ün benliğine de hav hav diyor. Türkçenin eridiğinden haberimiz var mı? Ne kadar haberliyiz? Bakınız, ya Memduh amca fazla abartmıyor musun? Alt tarafı Türkçe'ye yabancı kelimeler giriyor. Sanki emperyalist devletler ülkemizi işgal ediyorlarmış gibi davranıyorsun diyor. Bizim yaşımızdaki bey ne diyor? Ne farkı var? Gerçekten de öyle. Artık devletler topla, silahla, bombayla değil, öyle para harcamak istemiyor. Bir evrensel dil başlatmış. İnternet üzerinden senin kültürünü yanında diyorsan, istersen kültürünle ilgilen. Ben sana bir internet kültürü ve internet dili veriyorum. Artık bundan sonra biz böyle anlaşabiliriz diyor. Birleşmiş Milletler ve UNESCO dünyada çok dillilik iyi bir şey değil diyor birçok sosyologlar diyor. Türkiye'de de birçok diller ölecek. Yakında yani bir 10 seneye kadar Türkiye'de 15 tane dil sadece konuşma dili kaybolacak. Dünyada her yıl bir sürü dil kayboluyor. Çok dillilik iyi değil, 5-6 tane dil olsa yeter. Onlar da bellidir. İşte İngilizce, Çince, Fransızcanın bile yok olabileceğini söylüyorlar. Biz farkında değiliz. Hani çok güçlüyüz ama insanlar bize dilimizle öyle işliyorlar ki biz farkında olmadan o dili kaybedebiliriz. Biraz sonra neler göreceksiniz. Şimdi her şey çok kolay. Dilimize geçen yabancı kelimelere ne yapmamız lazım? www.turkdilkurumu.gov.tr'ye gireceğiz. Orada diyor ki bul, öner, kullan yazan kısmında yabancı söze Türkçe karşılık. Eğer biliyorsanız bir kelimeye Türkçe karşılık bulabiliyorsanız o düğmeye basıyoruz. Ama bunu yaparken Türkçemizin ses özelliklerini lütfen bir daha bir bakalım. Türkçemizin ses özellikleri neydi? Yani Türkçenin dışında garip bir şey önermeyelim. Önersek de fark etmez, kabul edilmez de bir şey önerelim. Ve bu kadar basit işte. Biz sorumluluğumuzu bilelim birey olarak. Ondan sonra şöyle bir sayfa çıkıyor düğmeye basınca. Yabancı sözlere Türkçe karşılıklar. E-posta adresi mutlaka gerekli. Karşılık vereceğiniz yabancı söz. Önce yabancı sözü yazıyorsunuz. Yanıtınız diyor. Önerdiğiniz Türkçe karşılık, yanıtınız, gönder düğmesine basıyorsunuz. Bu kadar basit. Bizim zamanımızdaki gibi değil. Ama şimdi bir sözcüğü duydunuz. Gov.tr'ye giriyorsunuz, güncel Türkçe sözcük yazan yere basıyorsunuz, kelimeyi yazıyorsunuz. Türkçe mi, Arapça mı, Fransızca mı, İngilizce mi? Önce onu görüyorsunuz. Bu kelime nedir? Ha, bu kelimenin Türkçe karşılığı yoksa orada zaten görünüyor. Siz ona bir kelime önermek istiyorsanız hemen işte bu dediğim sayfalara giriyorsunuz. Ama Türkçe'nin ses özelliklerine de bir daha bakmak kaydıyla. Efendim, alışkanlıklarımız kalın bir halata benzer. Onları halata dönüştüren de biziz. Küçük küçük ince ince iplikleri ne yapıyoruz biz? Kendimiz bir araya getire 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 kalın bir halata dönüştürüyoruz. İşte küçük küçük dil yanlışlarımız, bugün için küçük dil yanlışlarımız da birike birike düzeltilmesi güç alışkanlıklara dönüşüyor. Çok doğru söylemiş Horace Mann. Dil alışkanlığı ayak alışkanlığından daha kötü ve kalıcıdır diyor Ovid'de. Gerçekten öyle. Farkında değiliz ama dil alışkanlığı ayak alışkanlığından çok daha kötü ve kalıcıdır. Orhun kitabelerindeki Gültekin anısında ne yazıyordu? Ey Türk, Oğuz beyleri, işitin. Üste mavi gök çökmedikçe, altta yağız yer delinmedikçe senin dilini, töreni kim bozabilir diyordu. İşte göğün delinmesine şeye gerek kalmadan, yerin yarılmasına gerek kalmadan farklı şekillerde dilimizi bozuyoruz işte artık. Bozuyorlar. İnternet dili ne demek? Şimdi dilimizin sorunu sadece yabancı kelimelerin dilimize girmesi değil. Bizim onu kullanmamamız da değil. Bakın, o kadar farklı şeyler var ki, sınırlar ortadan kalktı. İnternette birbirini hiç tanımayan dünyanın dört bir yanındaki insanlar sanal bir ortamda yazışarak birbirlerini etkiliyorlar. Lise ve üniversite gençliği yazışmalarında bu sanal dili kullanır oldu.
evrensel verilen bir takım kısaltmalar, resim ve işaretlerden oluşan bu dil artık Türkçe gibi başka dilleri de etkiliyor. İnternet yazışmalarıyla Türkçenin ses yapısı, kelime cümle yapısı bozuluyor. Ama bunu Türkçe açısından incelediğimiz zaman karşı hani internet etkileşim dili diyoruz ya, iletişim dili. Vallahi hiç de bir iletişim dili değil. Onlar bizi etkiliyor. Biz onları etkileyemiyoruz. İletişim ne demektir? Karşılıklı etkileşim içinde olmak. Ama baktığımız zaman duruma sadece tek taraflı bir etkilenme söz konusu. Biz etkileniyoruz, karşı taraf etkilenmiyor. Evrensel deden bu sanal ortam dilde kirlenmeye yol açıyor, yozlaşmaya yol açıyor. Yazı dilimiz kaybolma tehlikesiyle karşı karşıya. Nasıl kayboluyor yazı dilimiz görelim. Mesela İngilizce'de şöyle yapmışlar. Bir kelime var. Do you have a boyfriend? Do you have a girlfriend diyor. Ne yapmış? Hep baş harflerini almış. Koyu harflerle yazdım ve kahverengi yazdım. İşte do you derken, do you have derken baş harfleriyle kısaltma yapmış. Bakın. Ama her zaman böyle. Hiç bozmamış. Kız arkadaşınız var mı falan. Peki, bakınız yine burada da aynı şekilde. Bizimkiler de bunlara özenerek şöyle yapmışlar. Hayırlı günler. Baş harfleri de almışlar ama büyük harf yok bizde. Selamün aleyküm, aleyküm selam, Allah'a emanet ol. Evet, hayır, seni seviyorum, kendine iyi bak. A, B, V, Allah belanı versin filan diyorum. Şimdi bakınız, küçücük çocuklar bile böyle yazışmaya başladı. Bırakın liseyi, üniversite, ortaokul gençliği, küçücük ilkokuldaki çocuklar. Kız diyor, selam Cem, selam Aslı, nasılsın? Bilmem, neden? Mesajını görünce arayayım dedim. Sürünüyorum. O ne demek? Üzüldüm. Senden ne haber? Al benden de o kadar. Özür dilerim ya, dizim başladı. Okey, hadi ben de kaçayım o zaman. Görüşürüz, kendine iyi bak, sen de iyi bak. Şimdi ne oldu? Ünlüler bitti. Ünlüleri ne zaman kullanıyor? Özür dilerken başına koymuş. Al benden de o kadar derken ilk başta ünlü varsa sadece çok az yerde ünlüler var. Oysa ülkeler dillerindeki ünlülerin fazlalığıyla övünür. Ünlüsü fazla olan diller daha zengindir. Ünlünün her biri sadece bir harf değil, bir kelime değil, gerektiğinde bir cümledir. Çünkü diyebiliriz. Veyahut da dediğimiz zaman konuştuğumuz kişi bizim nasıl bir dediğimizi anlar. Tonlamalarla, sesinizdeki tonlamalarla bu ifadeyi veririz. Ama siz ünlüleri yok edersiniz. Duygularınızı nasıl belirteceksiniz? Yok, ünlüleri kaybettik. Ondan sonra bakıyoruz. Şimdi, bakın onlar ünlülerini kaybetmemiş. Aka demiş, asap demiş, also known as soon as possible diyor. Yani onlar kısaltmaları yaparken ünlülerini kaybetmiş. Ama bizde ünlüler kaybolmuş. Yok, kullanmıyoruz. Bakıyoruz. Tamam, kendine iyi bak, merhaba, selam, bir de bye. İngilizcesini kullanıyoruz. Allah'a emanet ol. Allah'a emanet ol. Üçünün de başlığı şey olduğu için, ünlü olduğu için öyle kullanmışız. Öyle olmasa kullanmayacağız demek ki. Bakın, kelimeler kısalmış. Tebrik ederim yerine TBR. Teşekkür ederim yerine TŞK. Öptüm yerine ÖPT. Görüşürüz yerine GRŞ. İnşallah yerine inş. Geride koyu renkle, renkli yazılan yerleri hiç telaffuz etmediğimiz gibi ünlüleri de söylemiyoruz. Bakın ünsüzleri de kısaltıyoruz. Ünlüleri zaten çoğu kez kullanmıyoruz. Dilimiz gidiyor mu elden? Yazı dilimiz kayboluyor mu? Tabii ki kaybolur böyle gidersek. 10 sene sonra, şimdi bir şey yok gibi görünür ama torunlarımız 10 sene sonra sürekli bu şekilde kullanmaya kalkarsa Türkçeyi konuşmayı unutacak. Onun teşekkür ederimi bilmeyeceğiz, teşekkür diye konuşacak konuşurken. Çünkü yazı dilini böyle öğreniyor artık. Seher bugün gelecek veya seher yarın gelecek diyecek. Ne yapıyor yerine? Bakın nereleri kısaltmış.
Şimdi Türkçe'de Y, R, H, yumuşak Y ünsüzlerinin kayıcı özelliği var. Bazı kelimelerde konuşma dilinde eriyip kaybolabilir. Şimdi biz bunları sanki yazı dilinde de bu şekilde kullanıyoruz. Yazı dilinde. Bu çok tehlikeli. Bakın, iyi ben geldim o zaman, geleyim o zaman. Y'ler nerede? Öyle diyorsan öyle. Yani R'ler, H'ler şeyler yok. Mesela Ç, bazı yazılımlarda Ç yok, Ü yok, Ş yok, Ö, Ü sesleri yok. Dolayısıyla gençler bunu yazışmayı yaparken sanki yabancı birisi yazıyormuş gibi hissediyorsunuz. Bakıyorsunuz Türkçe isimler Sampiyonluk Maçinda, çünkü iyi şey yok ya, Ü yok yerine iyi kullanın, Maçinda, Ç de yok. Milli Takim, Son Maçini, bakın. Norveç, Yunanistan, Cansu derken büyük harflerle yazması lazım. Büyük harfler de yok. Hiç büyük harfi kullanmıyorlar. Yani bunlar hakikaten yazı dilinin unutulduğunu gösteriyor. Bakın, büyük küçük harfler birlikte kullanılıyor. Bakın, bazen artık elinde büyük harf yazmışsa büyük harf. O kadar hızlı yazıyor ki gençler bunu. Büyük harf ile küçük harfi birlikte kullanıyor. Noktalama işaretleri hiç yok. Büyük harfle başlanıyor kelimeler. Maalesef çok zor durumdayız. Ya şuna ne dersiniz? Televizyonu seyretmem. Dizimin altı ağrıyor diyor. Yani rakamlarla yazıyı bir arada kullanıyorum. Kahve altı yapıyorum diyor. Altı yazmamış, onun yerine rakam altı yazmış. Kahve altı yapıyorum. Ömrümü yedi bitirdi diyor. Birlikte gidelim mi? İkileme düştüm. Telefon çalıyor. O da Ç değil tabii, C olarak. Düştüm diyor. Nedir? Türkçe'de şey olmadığı için S ile H'yi birlikte kullanıyor. Ondan sonra soru ekiminin ayrı yazılması lazım. Onu birleşik yazıyor. Tamamıyla bir yabancı kelime gibi. Şimdi konuşma diliyle yazı dili arasında bütün dillerde olduğu gibi Türkçe'de de ufak tefek yine en az bizim dilimizde farklılık var. Mesela Bir şey söylemeyecek misin diyoruz Türkçe. Yazarken bir şey söylemeyecek misin, söylemeyecek misin diye yazıyoruz. Konuşurken bir şey söylemeyecek misin diyoruz. Yani bazı ünlüler daralıyor. İstanbul Türkçesi, İstanbul ağzı Türkçe'de konuşma dili olarak anıldığı için, kabul edildiği için biz İstanbul ağzını güzel konuşma dili olarak kabul etmişiz. Yoksa ağızlar Karadeniz'de ayrı, Doğu'da ayrı, Güneydoğu'da, İç Anadolu'da farklı farklı ağızlar var. Mesela böyle yapmalısın. Yazarken böyle yapmalısın diye yazarız ama konuşurken böyle yapmalısın, böyle yapacaksın. Böyle yapacaksın derken dilde bir şey oluyor, zorlama oluyor. Dil akıcılığı sever, kolaylığı sever. Dolayısıyla böyle yapmalısın demiyoruz, böyle böyle yapacaksın diyoruz. Ama bunu yazı diline yansıtamayız. Yazı dilinde böyle yapmalısın diyeceğiz. Öyle söyleme diyoruz. Öyle söyleme diye dilimizi zorlaştırmıyoruz yazarken. Öyle söyleme diyoruz. Bakın, ne yapıyorsun diye yazmamız lazım. Ne yapıyorsun diyoruz. Ne yapıyorsun ya diyoruz. Bu garip değil. Konuşma dilinde böyle. Ne olacak dersin, ne olacak dersin diye yazarız ama konuşurken ne olacak dersin, bu halimiz ne olacak dersin diyoruz. Bir şey söyleme, bir şey söyleme. Değil diye yazıyoruz ama konuşma dilinde o öyle değil diyoruz. Ama bu neden böyle oluyor onu konuşma eğitim derslerinde anlatıyorum ben. Şimdi kafanızı yormak istemem onlarla. Bir de sözcüklerin söylenişindeki bozuklar, yani konuşma dilindeki bozuk Türkçe aynen yazı diline de yansıyor. Ne olmaz, olacak, dikkat, istiyorsa gidek, geleceğiz, nasılsın, şimdik, dur bir dakika, lan, öküz, hayvan. Yani hem argo hem biçimsiz bozuk Türkçeyi yazı diline de olduğu gibi aktarıyoruz. İşte o zaman yazı dili bozuluyor. Bakınız, D bağlacı, ondan sonra mi soru eki, ki bağlaçları ayrı yazılır. Yani ek olan D değildir burada ama onları da bilmiyoruz, unutulmuş. Hepsini birleşik yazıyoruz. Bakın, o altı çizili olan yerlerin hepsinin ayrı yazılması lazım, birlikte yazıyoruz.
Bakın gereksiz sözün etkisini artırmak için hani konuşma dilinde ya aa falan diyoruz ya, onları biz yazıya yansıtıyoruz böyle. Yanlış. Şimdi bakınız. K yerine Q, V yerine W, Ş yerine S bu şekilde kullanarak şekli bozuk bir adam. Boş, boş ver işte diyoruz. İşte sen de gel yahu. Yani V'lerin yerine W, işte ne bileyim değişik değişik şeyler kullanınca bakın şark ettik. Eyvallah. İşte şilekeş kadın. Saat uçta gitmiş. Yani yazan sanki yabancı biriymiş gibi. Bir de böyle kullanıyoruz Türkçeyi yazı dilinde. Bir de şöyle. Hi, bye, okay, ok, wow, thanks, please. Bir de böyle kullanıyoruz. Kendi dilimizi bıraktık. Bir de Türkçenin arasına karıştırdığımız gibi bir de böyle kullanıyoruz. Ondan sonra diyoruz ki Türkçemiz yozlaşıyor. Ay Türkçemizi manyak manyak kullanıyorlar ya. Bırak baby, sinir oldum ya. Birileri stop desin artık, oha falan oldum ya. Öyle çekerim, birileri çüş falan demeli ya. Falan diyorlar. Kimler bozuyor Türkçeyi? Görüyoruz. Evet, küreselleşme yazı dilimizi etkiledi. Sanal ortamda, yazışmalarda resim ve karakterler kullanıyoruz. Emojiler kullanıyoruz. Emoji diyoruz. Resim, moji karakter demek ama emoji sözü o kadar yerleşmiş ki kimse bunun resim ve karakter olduğunu bilmiyor bile. Öyle demiyor, emoji. Bakın mimikleriyle konuşan insan yüzleri. Ama bu sadece insan yüzlerinden oluşmuyor. 10 kategori var. İşte hava durumu var, ayakkabılar, elbiseler, alar, mutfak araç ve gereçleri. Bilmiyorum, aklınıza gelebilecek pek çok şey bunun içinde var. Şimdi bunları kullanırken çok hızlı değişiyor bunlar. Ülkelere göre değişiyor. Türk Dil Kurum Başkanı'na dün sormak istedim. Çünkü Haluk Akalın Hoca'nın diyordu ki işte emojileri biz bu resimleri sözlüğe yerleştirmek istedik ama Türkçe'ye uymuyor birçoğu. Bekliyoruz falan dedi. Baktık şuraya X, Y kuşağı sabırsız, her şeyden çabuk bıkıyor, uzun konuşmalar yerine kısa konuşmaları, değişimleri merakla dedik. Şu vazgeçilmez oldu. Kısaltıyorum biraz. Bakın, şuraya bakın. Bakın, şu bir üstteki de sağ ol demek. Ortadaki de sağ ol demek. Alttaki de sağ ol demek. Yani bunları kullanırken birisi mesela ortadaki çok sinirli, burnundan soluyan, çıkmamış burada görünmemiş, burnundan soluyan bir insan. Ama siz ona güzel şeyler söylemişsiniz ama öfkesi çok geçmemiş ama nezaketen de sağ ol diyor. Mesela şu hareket avuç içi dışa bakıyorsa orta parmak ve işaret parmağı zafer işareti Türkiye'de ve İngiltere'de ama İrlanda'da bir şeyden iki tane istediğinizi gösteriyor. Ve eliniz böyle yaparsanız cinsellik anlamına geliyor Arap ülkelerinde de. Kesinlikle bizde de birçok kesimde öyle olduğu için bu hareketi yanlışlıkla kullanmamak lazım. Mesela şu hareket dünyada tamam, boşluk, yuvarlak, delik anlamlarına gelebiliyor. Fakat Türkiye'deki anlamı cinsellik içeren bir küfür. Almanya'da da cinsellik içerdiği için çok dikkatli kullanmak lazım. Daire şeklinde dönen yıldız parlak bir fikrinizin olduğunu da anlatabiliyor. İşte başınızın döndüğünü, rahatsız olduğunuzu da anlatabiliyor. Ya da bazen belirttiğiniz kişinin melek gibi birisi olduğunu anlatabiliyor. Yani çok değişik. Şu işaret, işte beklenen netice şans işareti ama bizde çocukların küs işareti. Şunla cinsel içerikle orta parmağın kaldırılması küfür anlamına geliyor. Birçok ülkede kullanılmaması gerekiyor. Mesela şu. Bir şeyi beğendiğimiz zaman çok güzel, leziz olmuş, iyi derken başka ülkelerde küfür anlamına geliyor cinsel içerikli. Kullanmamak lazım, rastgele kullanmamak lazım. Ters yüz, birçok anlamı var. Ülkelere göre değişiyor. Biz şaka yaptığını da belirtebiliyor. İğneleme, alay ifadesi, sinsilik, delilik anlamında da olabiliyor. Bakın alkış çok kullandığımız bir şey. Hemen her şeye beğendiğimiz bir şey olunca alkışlarız. Aslında alkış burada
ironi amaçlı bir şeyi kabul etmeme, karşı çıkma, protesto anlamında kullanılıyor. Ona da dikkat etmek lazım. Bakınız, kaka mıdır, dondurma mıdır hala kesinleşmemiş anlamı. İkisini de kullanabilirsiniz, ikisinin yerine de. Bakın, şunu, evet, hayır, bunları çok kullanıyoruz ama yeşilse bu, alttaki gibi, evet, o öldü, öldü anlamına geliyor. Yeşilse. Bakın, küçük parmağı kaldırıyorsak, sıkıştım, tuvalete gideceğim. Şu hareket endişeli, sıkıntım var, konuşamam şimdi anlamında. Kalp, eller, el sıkışma, onları biliyorsunuz. Şunlar da çok şey değil. Anlaştık mı, anladım falan. Bunlar kısa geçmek istiyorum. Şu da yanlış, dua ediyorum anlamında başka ülkelerde. Çıkmış ama biz de dua ederim. Şöyle iki eller açık biçimdedir. Biz buraya çok memnun oldum. Güzel, teşekkür ederim. Anlamında kullanırken bakın farklı anlamına geliyor. Artık bu dövmeler moda oldu. İnsanlar dişine bile bunları yaptırmış. Bakınız, çocuk kıyafetlerine kadar girmiş. İnsanlar önce böyle giriyorlar dilimize. Kediyi beslemeyi unutma. Yarın sabah koşuya gidelim. Hem bu resimleri kullanıyor, hem yazıyı kullanıyor. Beni 10 dakika sonra tekrar ara. Çalışırken çok uykuluyum diyor mesela. Bazı resimler çıkmamış orada. Tatile giderken yatağa hangi kitapları alırsın? Kızlar gecesine var mısın? İtalyan pizzası. Onun pizza olduğunu biz nereden bileceğiz? Bunları internetten aldım ben. İstanbul'un isimlerini bile bu resimlerle anlatmışlar. Sadece o değil efendim. Abideli yazarın Moby Dick adlı eseri bu emoji karakterleriyle yeniden basılmış. Emojilerle şarkı bulma oyunları çıkmış. Bakın, ben düşerken yükseklerden uçurumları, aşkım tuttu ellerimden ummadığım anda. Bakın, şu neymiş? Benimle oynama, söyledim sana, şansını zorlama. Bakın, deliyim gözü kara deliyim, yakarım Roma'yı da yakarım ben. Şu dili çıkıp gözü büyük işaret, deliyim anlamında. Deliyim ben, gözü kara, kara bir şey var orada. Roma'yı da yakarım diyor. Elimde çiçekler, kapında sırılsıklam, görürsen bir gün şaşırma. Hatırla sevgili o mesut geceyi, çamların altında verdiğin Muse'yi. Kar beyazdır ölüm, ellerinden gülüm. Bakın, yandım, 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 yandım ki ne yandım? Bana yeniden şarkılar söyleten kadın. Atasözlerimize de girmiş bunlar. Bakın, iki dinle bir söyle. İki karpuz bir koltuğa sığmaz. Köprüyü geçene kadar aya dayı diyeceksin. El eline şeyi türkü çağırarak arar. Geline oyna demişler, yerim dar demiş. Gülme komşuna, gelir başına. Her deliğe elini sokma, ya yılan çıkar ya çıyan. Kelin ilacı olsa başına sürer. Bakın, şunu anladınız mı? Oğlan dayıya, kız halaya çekermiş. Hamama giren terler. Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez. O kadar çok ki, o kadar çok ki şarkı sözü, deyimler, atasözleri. Ben mümkün olduğunca kısa vermeye çalıştım. Şimdi, sanal iletişimde kelimeler yerine işaretler kullanılıyor. En tehlikelisi bu. Şimdi, bitiriyorum ben. Bakın, şu işaretler. Ne oldu biliyor musunuz? Dilimiz işaretlerle dolu bir dil haline getirmeye çalışıyor. Önce bize çok güzel o emoji dediğimiz, işte şarkılarımıza girdi, deyimlerimize girdi. Önce böyle girdi. Şimdi bu işaretler kullanılıyor. Bu işaretlerle insanlar anlaşıyor. İşte en tehlikelisi bu. Ama birdenbire bunu soksalardı dilimize, kimse bakmayacaktı. Bakın, gülmek, gülümsemek, gülmekte sırıtmak böyle kullanılıyor. Kahkahayla gülmek, iğneleyici gülmek, birazcık alayla gülmek, üzüntülü olmak. İşte ben hızlı hızlı geçiyorum. Bakınız, çok fazla var. Ben şöyle azalttım. Bakınız, hep böyle anlaşıyorlar artık. Diyeceksiniz ki bizim, bakın,
İşte o güler yüzlerin, konuşan yüzlerin karşılıkları işaretler. Bakınız böyle. Bir de ülkelere göre de fark ediyor bunlar. Şimdi fark ediyor musunuz dilimiz nasıl değişiyor? Yazı dilimiz. Bakın ne demişler? Böyle bir yazı var. Anlayabilir miyiz bunu? Ne diyor biliyor musunuz? Beni affet, gerçekten çok üzgünüm. Gözyaşları içindeyim, sana bir düzine gül yolluyorum, seni seviyorum. Altındaki ne diyor? Hayır, yalancı domuz, seninle konuşmuyorum, Allah belanı versin demiş. Dil böylesine bir değişim içinde. Yani önce renkli yüzlerle, sonra işaretleri koyuyorlar. Ve evrensel bir dil işaretlerle oluşturmaya çalışıyorlar. Biz de zaten gidiyoruz. Konfüçyüs'e sormuşlar, bilirseniz bir ülkeyi yönetme görevi verirse ne yaparsınız? E demiş, yapacağınız ilk iş ne olurdu? İlk önce dili düzeltmekle göreve başlardım demiş. Ama her şeyi doğru, fakat her şeyi yöneticilerden bekleyemeyiz. Onlar yol göstericidir bize, ama biz dili düzeltecek olan toplum olarak, birey olarak bizleriz. Önce bizler dilimize sahip çıkmamız gerekir. Sadece bunu teknolojik şeylerle açıklamak da zor. Teknolojideki gelişmelerle açıklayamayız. Bu konuda ailelere, öğretim kurumlarına, öğretmenlere, yazılı görsel basına, teknolojik gelişmeleri ülkemize getirenlere, devlet kurumlara, bireylerin kendisine hep çok büyük görevler düşünüyor. Çünkü sorumluluğunu bilen, günlük konuşmalarında, yazılarında, sanal ortamda dilini doğru kullanan bireyler yetiştirmemiz gerekiyor. Bilinçli bireyler. Rekin Ertem diyor ki, bir toplum kendi dilini yetersiz görmez, bir dilden, bu dilden bilim dili olmaz diye küçümsemezse, Türkçe karşılığı olan kavramların yabancısını kullanmazsa, dilin mantığı, anlatım düzeni, inceliği bozulmazsa, ülkeyi yönetenler milli konularda uyanık olursa, dili konuşanlar siyasi, ekonomik, kültürel yönden bir erime ve değişmeye uğramamışsa, toplumun ticareti, sanayisi, teknolojisi, kültür, sanat, siyasi, mali yapısı güçlü olur ve toplum kendi kültürünü yaparsa, bilim, teknoloji de kendi kelimelerini koyarsa, millet ve devlet bilinçli olursa, dilini sever, korursa, o dil yaşamaya devam eder diyor. Milli eğitime, üniversitelere, dil ve edebiyat derneklerine, basın yayın organlarına, özel ve kamu kuruluşlarının yönetici kadrolarına, herkese sorumluluk düşüyor. Bir ulusun en güçlü silahı dilidir. Bizler sanal ortamda evrensel dil diye bizim önümüze konulan ve durmadan değişen resim ve işaretlere kafa yorarken, güçlü devletler bizi var eden kendi silahımızla, yani kendimizin kullanmadığı kelimelerle bizi vurarak etkisiz hale getirmeye çalışıyorlar. Türkçenin kan kaybına dur dememiz lazım. Unutmayalım, herhangi bir varlık nasıl DNA'sıyla ilgilenip uğraşılıp da bambaşka bir hale dönüştürülüyorsa, dille de uğraşılıp bambaşka bir şekilde işte bu işaret gibi dönüştürülebiliyor, farklı bir yapıya kavuşturulabiliyor. Dilimiz kimliğimizdir, parmak izimizdir, sadece bize aittir diyorsak, kimliğimize ve parmak izimiz olan Türkçe'ye kesinlikle sahip çıkmamız gerekir. Yabancı sözcüklerle kirlenen dilimize, yabancı dillerin bir takım resim ve işaretlerle yutup yok etmesine izin vermememiz gerekir. Dilimizin dünyadan silinip süpürülmesine birey olarak sessiz kalmamamız gerekir. Teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Hem üniversitemizin 14. kuruluş yıl dönümü hem de 2021 Yunus Emre ve Türkçe yılı münasebetiyle TRT emekli program yapımcısı ve sunucusu Şükriye Turan hanımefendiyi üniversitemizde ağırlamaktan memnun olduk. Kendisinin yazıları ve şiirleri, ayrıca masal derleme çalışmaları var. Bunlarla ödül aldı. Ayrıca yazıları bazı dillere de çevrildi. Niğde Üniversitesi'nde de dersler verdi. Halen kişisel gelişim derslerine devam ediyor. Tekrar teşekkür ediyoruz diyorum. Kendisine onurluk takdimi için rektör yardımcımız Profesör Doktor Sayın Hüseyin Muşmalı arz ederim.